Herkese merhaba, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Bugün Oyun Atölyesi ailesi olarak sizlere çocuk pilatesi ile ilgili Büşra hocamız önce bilgiler verecek, sonra derslerimizde neyi nasıl uygulayabiliriz bunları göreceğiz. Büşra hocamı daha da fazla tutmak, size daha fazla beklemek istemiyorum. Büşra hocam söz sizde. Size hemen co-host yapıyorum. Tamam hocam, teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar öncelikle, hoş geldiniz. Tanıdığım hocalar görüyorum, arkadaşlarımı görüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Büşra Durmuş, ben beden eğitimi öğretmeniyim. Hem de pilates ve zumba eğitmenliği yapıyorum aynı zamanda. Ve Hacettepe Üniversitesi'nden mezunum. Öğretmenlikte 5. yılım. Çok güzel bir ortamdayız. Ayşegül Hocam sayesinde buradayım şu anda. Aranıza katıldım ve bilgi paylaşımı yapıyoruz her hafta. Bugün de bende sıra. Hazırlandım. Umarım beğeneceğiniz bir şeyler hazırlamak istedim. Net, anlaşılır bir şekilde size sunmak istiyorum. Sorularınız varsa da daha sonra chat kısmından rica edeceğiz galiba Ayşegül Hocam. Evet, aynen. Soruları daha sonra yapacağız. Ben şu an paylaşacağım. Ama paylaşamıyorum. Şunu kapatmam. Bir dakika. Diğer hesabımı da host yaparsınız hocam. Hem tabii bilgisayardan de. Hem telefondan bağlanıyorum ya. Okey, tamam. Okey miyiz? Gözüküyor mu? Evet hocam, görünüyor ekranımız şu anda. Görünüyor. Tamamdır, harika. Tamamdır, o zaman başlayabiliriz. Beden eğitimi derslerinde çocuk pilatesi bizim bugünkü konumuz. Hem küçük yaş olsun, orta gruplar olsun ve lise olsun. Üçü hakkında da konuşacağım, biraz bilgi paylaşımı yapacağım sizlerle. Ama ilk önce pilatesin ne olduğunu, kimin bulduğundan bahsetmek istiyorum. Daha sonra da çocuk kısmına geçeceğim. Joseph Pilates, Pilates'i bulan... Bir dakika. Evet. Şimdi 10 derste farkı hissedeceksiniz, 20 derste farkı göreceksiniz, 30 derste yepyeni bir vücudunuz olacaktır diye önemli bir sözü var. Herkesin de bildiği aslında. Pilates'in yaratıcısı olan Joseph aslında doğduğu zaman raşitizm ve astım hastalığı olan bir kişiymiş. Ve uzun yaşayamayacağını söylemiş doktorlar. O yüzden de bir araştırma içine girmiş. Tıp kitapları olsun, uzak doğu sporları olsun gibi kitaplar karıştırarak kendini bu dertten kurtarmak için çözümler aramış. Ama zaman öyle bir şey ona doğurmuş ki bu tıp ve spor kitaplarını okuyarak kendi hastalıklarını çözüm ararken yoga yapmış, kayak, dans, savunma sporu, ağırlık çalışmaları üzerinde uzmanlaşmış aynı zamanda. Çünkü araştırırken bunları da denemiş ve kendini o yönde geliştirmiş. Daha sonra Almanya, bu arada Alman kendisi, Almanya'ya dönerek savaşta ağır yaralanmış askerlerle çalışmaya başlamış kendisi. Onları iyileştirmeye yönelik organlarını işte kaybetmek üzere olan askerlere kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışmış ve pilates hareketlerini aslında bu yön, nasıl diyeyim, karıştırarak, öğrenerek, bir sentez haline getirerek klasik pilates hareketlerini oluşturmuş ve Amerika'ya gitmeye karar vermiş. Orada eşi olan, hemşire eşi olan kişiyle tanışmış ve New York'ta ilk pilates stüdyolarını birlikte açmışlar. Uzun sürede ilk müşterileri hep erkekler olmuş. Daha sonra da kadınları almaya başlamışlar. Çünkü ilk başta askerlerle çalıştığı için hep erkekler üzerine çalışmış. Daha sonra da kadınlarla birlikte bu şeyi geliştirmeye başlamışlar. Karı koca. Durmadan yeni hareketler bulmaya çalışmışlar. Aralıksız kendi vücutlarında denemeye başlamışlar. Ve pilatesin faydalarını görmeye başlamışlar. Hem balerinleri hem boksörleri, aslında yani bakıldığında boksörler ya da
Şu anda da hala öyle mesela. Ben ders verdiğim salonlarda fitness yapan, işte çok ağır çalışan kişiler pilatesi biraz uzak bakıyor böyle. Ama aslında halbuki o kadar küçük kas gruplarının kaslara hitap ediyor ki pilates, aslında herkesin yapması lazım. Ve o tarz öğrencileri de çalıştırmışlar. 87 yaşında vefat ediyor kendisi. Binlerce klasik pilates hareketiyle, binlerce duruş bozukluğundan kurtulmuş, vücuda forma girmiş, fazlalıktan kurtulmuş, sağlıklı kaslar yapmış insan bırakıyor arkasında ve hala da gördüğünüz gibi bizler eğitmenler olarak birçok insanın hayatına dokunuyoruz bir şekilde. Hem zayıflamak isteyenler geliyor, hem duruş bozukluğu olan insanlar, üyelerimiz geliyor. Hani ben kendi öğrencilerimden bahsedeyim. Gerçekten inanılmaz sonuçlarını görüyorum kendi gözümde ve üyelerimde görüyorlar. Peki çocuk pilatesi nedir diye kısaca bahsedeyim. Çocuk pilatesi, kasların güçlenmesini sağlamak, vücuda esneklik kazandırmak için yapılan bir egzersiz. Uzman eğitmenler eşliğinde çocuk pilatesi dersleri yapılabilir. Yani aslında çok basit, çok nasıl diyeyim, herhangi bir anatomik bilgisi olan, bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından pilates yapılabilir, yaptırılabilir çocuklara. Büyüklere de aynı şekilde. Sadece uzmanlaşmak gerekiyor. Bu konuda biraz yoğunlaşmak gerekiyor. Daha çocuk yaşta yapılacak doğru eklem hareketleri kasları güçlendirir ve çocukların bedenlerinin farkında olmasını sağlar. O kadar önemli ki küçük yaşlardan itibaren insanlar çocuklarını jimnastiğe yönlendirirler. Bizler eğitmen olarak jimnastikle başlanmasını öneririz. Neden? Çünkü doğru eklem hareketleri ilerleyen yaşlarda o kadar önemli ki çocuğun duruş bozukluğunu engeller, sağlıklı bir vücut yapısı oluşturur, daha güçlü bir bedene sahip olmasını sağlar. O yüzden de daha küçük yaşlarda bu tarz egzersizler yapmak ya da işte bu tarz sporlara yönlendirmek çocukları çok önemli. Bizler de beden eğitimi öğretmenleri olarak bu konuda aslında çok iyi bir yönlendiriciyiz. Veliler açısından yönlendirmemiz gerekli olduğunu da düşünüyorum. Çünkü çoğu veli vakit bulamıyorum, vakit yok dese de her çocuk küçük yaşta yönlenebileceği bir spora başlamalı. Onun dışında çocuklarda hareket algısının gelişmesi, fiziksel gelişimlerin doğru şekilde yapılanması için çocuk pilatesi oldukça önemli. Pilates sayesinde biraz önce bahsettiğim gibi sağlıklı bir omurgaya, sağlıklı eklem ve kas yapısına sahip olur çocuklarımız. Onun dışında pilatesin neden yapılmalıdır kısmına. Evet, tamam, sağlık, duruş bozukluğu vesaire gibi, bir dakika. Bedensel gelişim ve eklem sağlığı dışında da çağımızın biliyorsunuz ki en yaygın hastalıklardan biri obezite. Çünkü bizim çocuklarımız, bizler, ben mesela çok tabii benden yaşça büyük olan öğretmenlerim de var tabii, ama bizim zamanımızda bile o kadar farklıydı ki biz hep sokaklardaydık, bisiklete binerdik, top oynardık, ben eve zor girerdim. Şimdiki çocuklar ise bilgisayar başında, teknoloji çünkü onları öyle bir hapsediyor ki, kendisine bağımlı yapıyor ki çocuklar hareket etmeyi unuttular. Hareket nedir bilmiyorlar. Veliler vakit ayıramıyoruz diye yakınıyor gibi gibi bahaneler diyorum ben bunlara. Her çocuk obezite adayı olarak ilerliyor. O yüzden de bizim bunu bir yaşam biçimi olarak haline getirmemiz lazım çocuklar için. Tabii ki bunu ilk önce çocuklara bizler okulda aşılamamız lazım. Aynı zamanda velilere bunu her zaman söylememiz lazım. Çünkü onlar da aslında yanlış beslenme alışkanlıkları var, velilerimizin de, yani biz büyüklerin. Çocuk neyi görüyorsa onu devam ettiriyor aslında evin içinde. O yüzden de bunu velilere aşılamamız lazım. Evet, bizler çocuklara okulda pilates yaptırıyoruz, spor yaptırıyoruz. Çocuklardan da evde bunları aslında anne babalarıyla yapmalarını, onlara yaptırmalarını istemesini de bence söylememiz gerekli olduğunu kendimce düşünüyorum. Kontrolsüz yeme alışkanlığının giderek artması, hareket etmeyi unutan bir beden, özellikle çocukları tehdit etmekte. Bahsettim zaten. Bedensel ve ruhsal gelişimin desteklenmesi için tıpkı yetişkinler gibi çocukların da hayatlarını kontrol altına almaları gerekir. O yüzden biz de çocukları bilinçlendirmemiz gerekli öğretmenlerim. Bu yüzden de çocuklar için pilates, hareketsizlik ve yanlış beslenme kaynaklı obezite ve benzeri sağlık sorunlarının çözümü olmakta.
çocuklarda ruhsal gelişime katkı sağladığı gibi duruş bozukluklarını da gidermeye yardımcı olmaktadır. Kitap taşıyorlar, çanta taşıyorlar, sürekli böyle bir hayattan bezmiş gibi bir halleri var şimdiki çocukların. Hep böyle kapanıklar, özgüven eksiklikleri var, özgüven eksiklikleri olduğu için de vücut sürekli kendini kapatıyor. O yüzden de Pilates'in vücut duruş bozukluğuna, o nasıl diyeyim, o ruhsal gelişimi, o özgüveni arttırıcı etkileri bulunmaktadır. O yüzden de yapılmalıdır Pilates. Unutulmamalıdır ki özellikle gelişim çağında kas gücü ve kas gelişimini destekleyici egzersizler yapılması çocuğun ilerleyen yıllarda yaşayabileceği fazla kilo problemi, omurga ve eklem mahsulünün ortaya çıkmasından engelleyebilmektedir. Kids Pilates, işte çocuk Pilates olarak adlandırılan çocuklar için Pilates dersleri çocuklarda omurga sağlığını koruduğu gibi kas gelişiminde artış sağlar ve eklem ve kemikleri desteklemeye başlar. Çocukların kendine özgüveni artar, çocuk düzenli egzersiz alışkanlığı kazanır, böylece bedenini daha çok sevmeye ve ona daha iyi bakmaya başlar. Bizler öğretmen olarak bu son cümledeki ben özgüven olayına çok takılıyorum ve biz beden eğitimi öğretmenleri olarak bu konuda bence birçok çocuğun hayatına dokunabiliriz. Çünkü çocuklar nedense bu özgüveni gittikçe kaybediyorlar. O yüzden de bizler bunu sporla, işte oyunlarla, egzersizlerle çocuğa kazandırmamız gerekli. O yüzden daha mutlu çocuklar, daha kendinden emin, daha güçlü çocuklar olarak ilerleyen yaşlarda bir birey olacaklar. O yüzden de bu çok önemli çocuk yaşta. Devam edelim. Pilates'in çocuklara yararları, yani kısaca toparlarsak vücudun esnekliği artıyor. Çocuklarda konsantrasyon bozukluğunu gideriyor. Çünkü niye? Harekete odaklanıyor. Sizin yapmanızı istediğiniz hareketi yapmaya çalışıyor. Başka hiçbir şey düşünmüyor o anda. Tabii ki hareketli çocuklarımız olabilir. Yerinde duramayan çocuklarımız olabilir. Bunun bozukluğu olan çocuklarımız, hiperaktif olan çocuklarımız olabilir. Onları da aynı şekilde biraz sonra anlatacağım şekilde derse odaklanmamız gerekli. Onu da biraz sonra bahsedeceğim. Kasların güçlenmesini sağlar, duruş bozukluklarını düzenlemeye başlar. Aslında her şeyin başı duruş bozukluğu, sağlıklı kaslar, güçlü kaslar. Peki, çocuklar kaç yaşında Pilates'e başlamalıdır? 5-18 yaş grubu çocuklar için Pilates egzersizleri bulunmaktadır. Yaş gruplarına göre yapılacak Pilates hareketleri de değişiklik gösterebilir. Peki 5'in altında 3 ve 5 yaş arası gruplar için de yaş grupları için de olabiliyor egzersizler ama biz onu genelde ailesiyle birlikte öneriyoruz. Yani bir yanında velisiyle ya da işte anne babası kim varsa onunla birlikte öneriyoruz ama genel olarak bizler okulda öğrencilerimize yaptıracağımız için yaş grubu da bizde 5'ten başladığı için 5'te 18 yaş grubu yani anaokulundan okul öncesinden lise sona kadarki kısım için belli başlı Pilates hareketleri var. Bunlara devam edeceğim. Peki, çocukların Pilates'ten zevk alması için ne yapılabilir? Şimdi, biliyorsunuz ki çocuklar oyun oynamaya bayılıyor. Ki bizler öğretmen olarak bile çocuklarla birlikte oyun oynamayı çok seviyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Gerçekten böyle heyecanlanıyorum, oyun oynayacağım çocuklarla vesaire diye. Çünkü derse odaklanıyorlar. Çocuklar oyun oynamak için yaratılmışlar. Çocuk oyun oynar. O yüzden de bizim bunu zevk haline getirmemiz için, yani Pilates dersinin dikkatini çekmek için biz bunu oyunla birleştirmemiz lazım. Başlangıçta bir oyunla sındırabilirsiniz, araya bir oyun koyabilirsiniz vesaire. Bunun için de çocuk psikolojisini anlamak ve çocukların anlayacağı şekilde çocukların yaşına göre Pilates hareketlerini düzenlemek oyun çocuğun mesleğidir. Kesinlikle aynı şekilde hocam, gerçekten öyle. Hareketlerini düzenlemek doğru olacaktır. 5-11 yaş arası çocuklar Pilates egzersizi yapmaları için ilgilerini çekecek şekilde davranılması gerekir. Pilates oyuna dönüştürerek çocukların daha fazla zevk almasına ve Pilates'i sevmeleri sağlanabilir. 12-18 yaş grubu çocukların Pilates'i sevmeleri ve zevk almaları için popüler sporculardan örnekler verilmeli ve yaptırılacak spor figürleri buna göre seçilmelidir. Biliyorsunuz ki 12-18 yaş grubu öğrencilerimiz, çocuklarımız hep böyle kendilerine bir rol model ararlar. O yaş grubudur o ve sporculardan etkilenirler. Sporcuların hayatlarından etkilenirler.
O yüzden de bu şekilde birleştirerek ya da videoları izleterek ilk başta pilates videoları, pilates yapan insanları izleterek o bilinci onlara verip ya da işte aileleriyle işbirliği yapıp mesela okulda aile çocuk etkinliği olarak pilates dersi yapıp çocukların annem babam da pilates yapabiliyor bilinci eğer yerleştirirsek bu çocuklar pilates olan ilgisi veya herhangi bir spora olan ilgisi artacaktır ve eğilimi ve yeteneğin sahip olduğunu da anlayacaktır çocuk. Şimdi ilk önce çocuk daha küçük yaş grubundan başlamak istiyorum. Peki nasıl ısınabiliriz? Nasıl eğlenceli hale getirebiliriz? Ben biraz göstermek istiyorum size. Açılacak. Hocam geri çıkıp geri mi paylaşmam gerekli? Çünkü ekranda açılmadı. Deneyin hocam isterseniz. Tamam, şunu bir açayım. Bir dakika. Hızlı gitmiyorum bu arada değil mi? Ben böyle bir... Çok güzel, çok anlaşılır. Gayet iyi gidiyorsunuz. Gayet güzel ilerliyor Büşra hocam. Çok güzel. Harika, tamam. Evet. Ama yine yapamadım. Bir dakika. Şuradan. Evet. Şimdi oldu. Evet. Şunu kısaca bir izleyelim. Ruslar tabii ki bu konuda biraz ben yetenekli buluyorum onları. Hem jimnastiğe karşı olan şeyleri olsun. Tabii ki öyle yetişen bir toplum. Biz niye çocuklarımızı uygulayamayalım? Gördüğünüz gibi ellerinde çocukların pilates topu tarzı topları var. Bu şekilde hareketlerle aslında ritmik jimnastikle bağlantılı çok fazla yaparak çocukları ısındırıp onların dikkatini o topa verip pilates dersine ön hazırlık yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü çocuklar bakın top var aslında. Top dikkatlerini çekiyor onların. Bir etken başka dışarıdan olan bir etken var. Siz sadece normal olarak anlatsanız belki o kadar dikkatini çekmeyecek o hareketler. Ama ellerinde bir top olduğu zaman daha farklı hissediyor çocuk. Bakın gördüğünüz gibi çok basit. Her çocuk yapabiliyor. Çok zor hareketler değil. Çocuğu sıkacak ya da yapamayacağını düşüneceği hareketler değil. Gayet kolay, basit. Yapılabilir. Ve eğlenceli. Müzikle birleştiriyoruz tabii ki bunları. Müzik çok önemli. Çocuğu uyarıcı bir etki çünkü. Çocuk sessiz ortamda sıkılır. Ses çıkartmaya çalışır. Kendini göstermeye çalışır. O yüzden de müzik ekleyerek onun o şeyini kapatmamız lazım. Gördüğünüz gibi gayet hepsi mutlu bir şekilde hiç şey yapmadan yapıyorlar. Evet. Şimdi şunu şey yapalım. Tekrar buna gelelim. Evet. Ekipman ile pilates. Yine şu videoyu da sizinle paylaşacağım. Kısa kısa. Evet, gördüğünüz gibi iki tane küçük öğrencisi var eğitmenin yanında ve ellerinde yine bir top var gördüğünüz gibi. Çocukların dikkati topta. Ellerinde top oldukları için mutlular. Evet. Bakın. Nefes çok önemli pilateste. Biraz sonra zaten bir başka bir slaytımda bu nefes olayından bahsedeceğim. Bakın her çocuğun yapabileceği denge, vücudu kontrol edebilme ve küçük küçük hareketler, zorlayacak hareketler asla yapmıyoruz. Yani kısacası çocuk yapamayacağım endişesine girmemesi lazım. Evet. Hem alt kas grubu hem üst kas gruplarının çalışabileceği, ikisinin de aktif olacağı, vücudu tamamen aktif bir şekilde kullanılacağı hareketlerle devam ediyor.
Yani kısacası bakın topu katarak eğlenceli hale getiriyor aslında. Evet. Çocuk o topu kontrol etmeyi öğreniyor. Vücudunu ona göre bakın yapamıyor gördüğünüz gibi ama olsun yapmaya çalışıyor. Bir sonraki derste ya da 2-3 dersten sonra çocuk bunu zaten yapabilecek artık. Çünkü o kas grubu onu anlayacak ve hatırlayacak. Hafızaya alacak. Evet. Gördüğünüz gibi aslında kısacası yapılabilir hareketler. Şöyle biraz hızlı geçeyim. Bu videoları zaten sizinle paylaşacağım tekrardan. Bakın. Esneklik aslında. Bir yandan esneklik çocuk. Evet. Yapmaya çalışıyor. Stabilizasyon, denge, her şey işin içine giriyor. Kas boyunu uzatıyor. Evet. Gördüğünüz gibi eğlenceli hale getiriyor aslında. Amacımız o çocuğu sıkmak, bunaltmak, zorlamak değil aslında. Çünkü çocuklar çabuk sıkılıyor bildiğiniz gibi. Onları sıkmadan gerçekleştirmemiz lazım. Daha küçük yaş grubu için ne yapabiliriz? İşte okul öncesi 5-6 yaş. Biliyorsunuz ki hayvan pozları var. Çocuklar çok seviyor. İnanılmaz mutlu oluyorlar. Hadi diyorum ayı yürüyüşü yapıyoruz. Hadi şimdi kedi oluyoruz. İşte köpek oluyoruz. İşte maymun oluyoruz. O kadar yılan oluyoruz. Seviyorlar. Yani burada gördüğünüz bütün o hayvanları çocuklar tepki hayvan sevgisiyle böyle yanıp tutuştukları için onlara ilginç geliyor. Olayı ilginç kılmak aslında çok önemli. Peki. Yine bir videom var bu hayvan pozları ile ilgili. Hemen paylaşıyorum sizinle. Hızlı hızlı geçeceğim. Bir dakika yanlış bastım. Mesela. Yogada da genelde kullanılıyor. Çocuk yogası da gayet bu konuda yapılabilir bir şey. Hani pilatesten. Hatta çocuk yogası daha revaçta olan bir şey. Daha kolay yapılabildiği için. Mesela köpek. Şimdi onu yapacaklar. Çocukların hayal dünyası da tabii ki gelişiyor. Yani o forma girmek dramayla birleşiyor aslında biraz da. Yani dramayla da birleştirebiliriz. Bizim yani yan branşımız drama olduğu için o oyun, o kendi çocuğu kendi dünyasında onu nasıl gördüğü, nasıl yapabildiği, nasıl yansıttığı da çok önemli. Bu şekilde pozlarla da daha küçük yaş grubunun dikkatini çekip hayvanları kullanıp pilatesi onunla mixleyebiliyoruz. Daha sonra vaktiniz olduğunda lütfen bu videoları izleyin. Gayet etkili olacaktır. Derslerinizde kesinlikle kullanabilirsiniz. Dediğim gibi okul öncesi, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıftan sonra da yine yani ilkokulda yine yapılabilir ama tabii daha küçük yaş gruplarının daha çok dikkatini çeker ama ilkokul genelde dikkatini çekiyor. Böyle bütün o gördüğümüz hayvanların pozisyonlarını birlikte yapıyorlar. Gelin şöyle hemen döneyim. Peki, daha yaş grubu işte 12 yaşından itibaren, 11 yaşından itibaren neler yaptırabiliriz? İlk önce dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. O da nedir? Nefes. Nefes alıp vermek çok önemli. Çocuklar doğru nefes alıp veremiyorlar açıkçası. Yani ağızdan alıyorlar, ağızdan veriyorlar. Burundan alıp burundan veren var. O da o kadar etkili ki aslında. Vücut rahat olamıyor. Kendi kası aktive edemiyoruz vesaire gibi. O yüzden de nefes alıp vermek çok önemli.
pilateste özellikle. Çünkü doğru nefes bizim vücudumuzu rahatlamamızı sağlar. Doğru nefesle kasları aktive ederiz. O yüzden nefes alıp vermeyi doğru yapmamız lazım. Peki nasıl olacak? Burundan nefes alacağız, ağızdan nefes vereceğiz. Çok basit. Burundan derin bir nefes alıyoruz ve yavaşça ben bunu diyorum ki sanki balon üflermiş gibi, sanki bir pipet üflermiş gibi nefes vermemiz lazım. Şurada kameramı açayım hatta size de görüntülü bir şekilde. Evet, ben gözüküyorum. Şimdi ben diyorum ki çocuklara ya da büyüklere elinizi karnınızın üzerine koyun diyorum. Karnınızın üzerine koydunuz. Normalde biz nefes alıp verirken karından nefes alıp veririz. Böyle karnımız öne gider, geri gelir. Pilates'te diyorum ki burundan nefes aldın mı? Şimdi verirken içeri doğru genişleterek nefes vermen lazım. Yani bu ne demek? Nefes verdiğinde karnın öne gitmeyecek. Aldın nefes ve veriyorsun. Bakın karnım hala sıkı. Aldım burundan nefes diyorum. Evet çocuklar, şimdi tutuyoruz ve veriyorsun yavaşça. Balon üflüyorsun, pipet üflüyorsun. Ama karnın öne gitmiyor. Elini de niye koyduruyorum? Çünkü kendini kontrol edebiliyor. Kontrol etmesi için elini koyduruyorum karnına. Onlar için aslında eğlenceli de oluyor. Çünkü değişik bir şey yapıyorlar. Yani nefes, ben doğru nefes alamıyor muydum diyor çocuk kendi kendine. Hoca şimdi niye bana nefes almayı öğretiyor ki diyor. Ama onu, o bilinci vermeniz lazım. Birlikte o nefes alıp diyecekler ki başım dönüyor falan. Çok normal diyeceğiz. Çünkü oksijen alıyorsunuz. Beyne gidiyor. Hiç normalde öyle nefes almamış oluyor çocuk. Ve bir anda tabii ki tepki gösteriyor vücudu. Çok normal diyeceksiniz. Hemen onun dikkatini başka yöne çekip unutturacağız o olayı. Çünkü böyle şeyler olabiliyor. Başı dönebiliyor. Midesi bulanır. Ne oluyor falan oluyor. Onu hemen dikkatine dağıtacağız. Onu zaten sizler çok iyi biliyorsunuzdur. Devam ediyorum. Peki hareketler. Gelelim hareketlere. Pelvic turn. Bu arada şimdi artık geçiyorum ben uygulama kısmına. Benim mutlaka çocuklar yani rahat olabilecekleri kıyafet giymeleri lazım. Bir matımızın olması gerekli. Topumuzun olması gerekli. Yani topla hareket yaptırmasak bile ısınmada yaptıracağız vesaire. Dikkatlerini baktığınız dağılıyor. Hemen topu kullanılacak hareketler de yaptırabilirsiniz. O konuda size bırakıyorum tabii ki, herkes kendi tercihi. Isınma hareketleriyle başlıyoruz aslında. Bu pilatesin ısınma hareketlerinden bir tanesi. Bunun bacağınızın arasına top da koydurup yukarı kalçanızı indirebilirsiniz. Karnınızı, kalçanızı yukarı kaldırdığınızda nefes verip indirirken nefes aldırmanız lazım. Bunu da ben nasıl aklınıza tutabilirsiniz? Ne zaman hareketi yapıyorsanız o zaman nefes verdiriyorsunuz. Yani ne zaman zorlanıyorsak o zaman nefes veriyoruz. Kaldırırken nefes verdim, yavaşça indiriyorum. İndirdiğimde gördüğünüz gibi matı tamamen sırtım yaslanıyor. Yani bel boşluğunun olmaması lazım. O pelvik kasımızı, leğen kemiğimizi karnımıza doğru yakınlaştırıp sırtımızı tamamen mata yaslamamız gerekli. O bel boşluğu ortadan kaldırmamız lazım. Bunları kaç set yaptırabilirsiniz? Küçük çocuklarda, daha yaş grubu küçük çocuklarda işte 8x3 şeklinde, 10x3 şeklinde yaptırabilirsiniz. Biraz daha büyük ara yaş gruplarda işte ortaokul kısmında 12x3 yaptırabilirsiniz. 15x gruba, çocukların yapısına göre ilk başlarda böyle başlayıp daha sonra arttırabilirsiniz. Daha büyük yaş grubunda, lise kısmında 15-20 arası yaptırabilirsiniz. Çünkü büyük kas grubu aslında bacakla kaldırdığınız için büyük kas grubunu çalıştırıyorsunuz ve aslında daha fazla tekrar yapabiliyorlar. Bu da sizin çocuklarla yani çocukları gözlemlemenize bağlı olarak, baktınız yapamıyorlar, bırakabilirsiniz. Hadi dinleniyoruz bir daha sonra şeklinde. İkinci hareketim cat pose, kedi esnemesi. Herkesin aslında bildiği bir hareket. Deveyle hadi deve oluyoruz, hadi kedi oluyoruz de yaptırabiliyoruz biz bunu, biliyorsunuz ki. Kambur olduğunda deve oluyor, diğer türlü hadi kedi oluyoruz diyoruz. Çocukların dikkatini yine bakın hayvanlarla meç edebiliyorsunuz. Burada da yine bel ve sırt kasınızı esnetiyorsunuz. Çok önemli. Çocukları egzersize hazırlıyoruz aslında.
Biliyorsunuz ki yani spor egzersize başlamadan önce mutlaka esneme hareketlerini işte dinamik şekilde yapıp sonrasında geri en son normal stretching'le bitiriyoruz. Ama pilatese tam tersi olabiliyor. Yani normal yine stretching şeklinde ya da işte durağan bir şekilde yapabiliyoruz. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde bunu da sayılarını kendiniz çocuklara göre ayarlayabiliyorsunuz. Yaş gruplarına göre. Ku hareketine hazırlık. Swan prep. Tam kaldırmıyorum kendimi. Ve dirseklerim hep kapalı vücuduma. Bakın boynu zorlayacak hiçbir hareket yapmıyorum. Boyun kasları çünkü çok hassas. Biz boyun kasımızı çok fazla kullanmadığımız için pilateste genelde çocukların da olsun, büyüklerin de olsun boyun kasları ağrıyor. Boynum çok ağrıdı hocam. Öğretmenim boynum çok olabilir. O yüzden ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bakın nasıl düz, sanki bir sopa varmış gibi sırtında. Hiç boynu gıdığını yaklaştırmıyor buraya. Hep düz. Sanki bir tenis topu varmış gibi burada diyorum ben. Hep sabit, hep yukarı, hep düz. Düz iniyorum, düz kalkıyorum. İnerken böyle inip çıkarken böyle yapıp da boyun kasımı sıkıştırmıyorum. Çok önemli. Dirsekten kaldırıp da yine kendi belimi zorlamıyorum. Ekstra bir şey yapmıyorum. Kısa kısa, hafif yarım şeklinde kalkarken nefes verip indirirken nefes alarak çocuğu hareketlere hazırlıyorum. Duvardan aşağı eğilme, yuvarlanma hareketi. Bunu duvara yaslayarak da yapabilirsiniz. Eğer duvar yoksa ki spor salonlarımızın hepsinde duvar var. Duvara yaslayıp çocukları bakın bir boşluk, bir ayak boşluğu kadar boşluk bırakıyor. Kalçayı tamamen yaslıyor ve yavaşça kendini yuvarlamasını istiyor. Yani biz omurumuzu teker teker yavaşça eğmesini istiyor çocuk. Niye? Arka bacağımızın esnemesi lazım. Sırtımızın esnemesi lazım. Kendimizi o rahat pozisyona getirmemiz lazım. O yüzden de bu egzersiz aslında çok önemli. Ben büyük yaş gruplarında yani normal bireylerde anne baba yaş gruplarında bu hareketi duvara yaslanmadan normal pilates dersinde başlangıç hareketi olarak yaptırıyorum. Çünkü omurun açılması lazım. O kasın uzaması lazım. O yüzden de bu hareket yine çok önemli. Spine stretch, omurga esnemesi. Bakın yine aynı şey. Omurganın esnemesi çok önemli. O yüzden hareketlerin aslında temel şeyi hep omurga. Niye? Duruş bozukluğunu ortadan kaldırmak, esnekliği sağlamak. Bizim bir numaralı pilatesteki başlangıç felsefemiz. Omurga. Her şey omurga üzerine. Gördüğünüz gibi arka bacak esniyor. Hamstring kasımızı amaç esnetmek. Bacakların flexle. Flex ne demek? Ayağım bu şekildeyken parmak ucum ilerideyse point, kaldırdığınızda tam düz yaptığınızda ayağınızın olarak düşünün flex de oluyor. Daha gergin. Evet, parmak uçlarını kendinize çektiriyoruz. Sanki tepemizden biri bizi çekiyormuş gibi diyorum. Hadi çocuklar şimdi dik duruyorsunuz. Sanki başınız, siz bir kuklasınız diyorum. Başınızdan biri sizi iple çektiğini düşünün diyorum. Şu an mesela sizi çekiyorlar. Nasıl durursunuz? Böyle duramazsınız diyorum. Sizi çünkü biri çekiyor. Çektiği zaman nasıl dururuz? Düz dururuz. O yüzden düz duruyorsunuz diyorum. Sonra sanki karnınıza biri böyle vuruyormuş gibi düşünün diyorum. Yumruk almışsınız. Ya da C harfini düşünün diyorum. C harfi. Nasıl C olursunuz? Karnınızı içeri doğru çekerseniz hepiniz C olursunuz diyorum. C olduktan sonra kollarınızla bacağınıza doğru, ayaklarınıza doğru uzanmanızı istiyorum diyorum. Çocuklara ilginç geliyor. Aa, C harfi. Bakın hayal dünyasını devreye sokuyorsunuz. Hemen o anda çocuk düşünüyor C harfi. Aa, C harfi böyle. Ya da işte biri diyorsunuz ki yumruk attı vesaire. Daha yaş grupları, küçük çocuklara yumruk demeyelim de. Daha işte yaş grubu onu anlayabilecek çocuklara. İşte biri sanki buraya vurmuş da içine çekmişsiniz karnınızı diyorum. O şekilde onları o hayali yaşatıp ona göre hareketi oturtturuyorum. Single leg stretch, tek bacak esnetme. Bakın bir sağ bir sol. Vücudum yine kapalı. Boynum yukarıda. Bakın yine çenesini asla buraya yaklaştırmıyor. Boyun hep sabit. Her defasında nefes vererek bacaklarımı bir sağ bir sol şeklinde çekiyorum. Çekerken de gördüğünüz gibi sağ bu
sol bacağımı tutarken sağ sol elim bileğimde, bir ayağımın bileğinde, bir bacağım dizimde de, diğer kolla dizimin üstünde. Bu şekilde. Bir sağ bir sol çekiyorum. Ben bu konuşurken şey yapamıyorum. Hem oraya odaklanıp hem buraya. Siz anladınız. Videoda da var şu anda zaten. Shoulder bridge, köprü hareketi. Çocuk bu hareketi normalde nasıl, köprü yüz diye bir hareket var pilateste. Çocuklara yaptırılan kısımda 100 kere yaptırmak amaçlanıyor. Ama tabii bir anda 100 kere yaptıramayız çocuğa. İşte onu bölüyorsunuz setlere. İşte 10 kere yapıyoruz, 15 kere yapıyoruz. Hadi şimdi 20 kere. 100 kere olmasa bile daha büyük yaş gruplarına yaptırabilirsiniz belki, ama küçükler tabii ki sıkılabilir. Bu hareket çok önemli. Hem karın kası, o kor bölge çalışıyor, hem bacak çalışıyor. Omuzlar, bakın kollar yanda. Bunu yine aynı şekilde bacağınızın arasına top koyarak da yaptırabilirsiniz. O topu düşürmemeye çalışıyoruz bakın çocuklar deyip. O çocuğun o topu kontrol etmesine odaklayabilirsiniz. Çocuğun daha çok dikkatini çeker ve sıkılmaz. Amaç aslında çocukları sıkmamak. Eğlendirmek. Çocuk pilates ne yaptığını bilecek ama bir yandan da zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak. Oyunla meç ediyoruz. Haydi bakalım mesela kim daha fazla yapacak? Hadi şimdi böyle şeyler yapabilirsiniz. Çocuklar sever. Devam ediyoruz. Single leg kick. Tek bacak tekme. Gördüğünüz gibi dirseklerden koyduruyoruz. Hep karşıya baktırıyoruz. Hiç böyle boynu düşürmek vesaire yok. Vücudu koruyoruz. Bir sağ bir sol bacak point olacak şekilde geriye doğru çektiriyoruz. Bunu bakın müzikle birlikte yaptırabilirsiniz. Müzikle, hadi ritimle yapıyoruz. O ritim duygusunu geliştirebilirsiniz çocukların. Her vuruşta haydi elinizle alkış yaparak yaptırabilirsiniz. Evet, yani çocuklara değişik, farklı bir şekilde sunmanız gerekli aslında. Ben bunu hep şey diyorum, yani siz bir aşçısınız, öğretmenleri aşçı. Yani bir önünüze normal makarna koyan aşçı var, bir de onu süsleyerek koyan aşçı var. Sizin ilk önce gözünüz doyması lazım ki daha o güzel gelmesi gerekiyor. Tadı ikinci aşamada. İlk önce çocuğa o şey yapması lazım, gözünü doyurması lazım, dikkatini çekmesi lazım. Çocuklarda böyle. İlk önce görsel, çünkü hafıza şey devreye giriyor, görsellik devreye giriyor. Çocuk bir ilk önce size bakıyor çünkü hoca ne yapıyor. Şimdi siz kendiniz inandırmazsanız, o hareketin eğlenceli olduğuna, faydalı olduğuna inandırmazsanız çocuk asla yapmaz. Siz onu öyle bir göstermelisiniz ki çocuk zaten size bayılıyor. Siz onun öğretmenisiniz, siz onun rol modelisiniz. Aa, öğretmenim yapıyorsa ben de yapabilirim deyip onu böyle teşvik etmelisiniz. Devam ediyorum. Single leg kick. Sesler, evet, tamam. Dört ayak pozisyonu alıyoruz. Dört ayak pozisyonu o aldığımızda burada dikkat etmeniz gereken nokta, bakın bir masa gibi bacaklar ve eller tam düz duruyor ve açılı duruyor. Yani bu ne demek? Omuzunuzla kolunuz aynı hizada olması lazım. Açının büyümemesi lazım. Tam 90 dereceyi korumanız lazım. Yani bu aranızdaki bir kare olacak şekilde onu korumamız lazım. Ekstra bir vücut açısı istemiyoruz. O 90 dereceyi korumamız lazım. Ayağımızı, bacağımızı 90 derece yine bakın. Ve flex'te. Bacağıma bu hareketi yaparken, ben tabii bunun videosunu bulamadım. Ben şöyle göstereceğim. Tam düz durduğumu düşünün. Kalçamı yukarı kaldırdım ve çektim. Şöyle daha mı iyi olur? Evet. Bakın. Kalçamı yukarı doğru kaldırdım ve kendime doğru çektiğimde kapanıyorum. Vücudum kapanıyor ve geri kaldırdım. Vücudum kapandı ve geri kaldırdım. Çok fazla buradan yukarı kaldırmıyorsunuz. O zaman bel problem olur. Çok fazla çocuklar çünkü onu yapmaya çalışacaklar.
onu bir şey zannedecekler. Hocam bakın ben çok esneyim, öğretmenim çok esneyim deyip bacaklarını böyle savuracaklar yukarı doğru. Ama hiç onu engellemek çok fazla, kendilerini böyle savurmalarını engelleyin lütfen. Amaç burada normal 90 derece kaldırıp tekrardan kapatmak, tekrar aynı 90 derece getirmek. Yani vücudun o belini çok fazla esnetmeye çalışmak değil. Bacaklar yukarı, leg lift hareketi. Pilates'in aslında en başlangıç hareketleri. Bunlar bu arada Pilates'in en başlangıç hareketlerini size söyledim. En kolay, en yapılabilir hareketler bunlar. Ve herkes de yapabilir, her yaş grubu da yapabilir bu hareketleri. Kol böyle düz de olabilir. Ya da şöyle nasıl rahat ediyorsanız deyip çocuklara yapabilirsiniz. Çünkü böyle yatarlarsa çok böyle kendilerini yayarlar. O yüzden böyle durmak daha benim için şey oluyor. Çocuklar çünkü uyku moduna geçiyorlarmış gibi hissediyorum. Böyle tutmak daha mantıklı çocuklara. Bacaklarını gördüğünüz gibi point'te kaldırıp indiriyor. Burada kalçayı geriye doğru yatırmamak önemli. Tam düz durmanız lazım. Yan tam düz duruyoruz. Yukarı kaldırırken nefes veriyoruz, kapatırken nefes alıyorum. Bacak kas grubu büyük bir kas grubu olduğu için daha fazla yapılabiliyor. Yani 10'dan ziyade 10'da hissetmeyiz ama 20'de hissederiz. O yüzden 15-20 arası tekrar yaptırabilirsiniz lise grubu ya da ortaokul grubundan sonrası için. Daha küçük yaş grup çocuklarımızda 10 tekrar yaptırabilirsiniz çocukları çok da zorlamadan. Spine twist omurga rotasyonu. Gördüğünüz gibi yine o L harfi pozisyonu alıyoruz. Tam vücudum dik, başından biri beni çekiyormuş gibi. Bacaklarım yine düz ve ayağım flex'te. Tam bu şekilde L dik duruyorum. Ve bir sağa bir sola döndürüyorum. Şimdi bu hareketi yaparken bu videoda bu hareketi böyle yapmış. Ama ben bunu şöyle yaptırıyorum. Böyle bir sağa bir sol hızlı bir şekilde yaptırmıyorum. Döndük, geldik, bekliyoruz diyorum. Sonra diğer tarafa dönüyoruz diyorum. Geldik, bekledik. Sonra diğer tarafa döndük, baktık. Bekledik. Çünkü böyle çocuklar kendini kaybettiği için daha büyük yaş gruplarında bunu yapılabilir. Kontrollü, bilinçli yapılacağı için. Ama daha yaş gruplu, küçük yaş gruplarında bunu böyle kendilerini zorlayacak, eğlenceli bir hale kendi çocuk getireceği için kendini kaybedebilir. Belinde istemeyiz bir şey olmasını. Çünkü amacımız sakatlamak, çocuğu zorlamak değil, ona faydalı olmak. O yüzden de kontrollü bir şekilde yapılmasını bizler sağlamalıyız. Uzmanlar olarak bizler o yüzden varız orada. Çocuk kontrollü bir şekilde döndü, nefes aldı burada. Geri dönerken nefes verdi. Geldi, bekledi, nefes aldı, döndü, nefes verdi. 100. Bu hareket 100 kere veriyoruz. Bu peki nasıl veriyoruz? 5 kere burundan, 5 kere ağızdan nefes vererek yapılan bir hareket. Yine dediğim gibi o baş dönme, mide bulantısı olabilecek hareketlerden bir tanesi. Karın çalışıyoruz. Aslında kor bölge çalıştığımız bir hareket. Ayaklarımız 90 derecede duruyor. Kaldırmış bakın hanımefendi diyeceğim. Ayaklar parmak ucunda ileride flex'te ve boynu sabit bakın. Hep aynı noktaya bakıyor. Böyle değişik zorlayacak bir şey yapmıyor. Hamle yapmıyor. 5 kere 5 kere yaptı ya. 5 kere de burundan. Orada siz sayacaksınız. Çocuk onu sayamaz zaten. 100 kere de yaptırmayabilirsiniz. Ama onu 25, ilk başta 25 yaptırıp 50 yaptırıp daha işte yaş gruplarına göre sayıları azaltıp şekillendirebilirsiniz. Karın devreye giriyor. Nefes alıp vermek karnı devreye sokan bir olay. O yüzden nefes alıp vermek çok önemli. Bu balon üflüyormuş gibi şeklinde nefes vermek çok önemli. Burayı aktive ediyor çünkü. O yüzden de bu hareket çok sevilen, çok yararlı bir hareket. Herkes de yapabilir. Bunu mutlaka yaptırın. Abdominal scoop, yarım mekik dediğimiz hareket. Gördüğünüz gibi yarım mekik yapıyor. Her çocuğun yapabileceği bir hareket yine bu da. Çok kolay. Yine bakın
dikkat ettiğiniz gibi, söylediğim gibi burası hep sabit. Böyle bir hareket yapmıyoruz asla. Ayaklar sabit yerde. Benim sırtım tamamen mata yaslanmış şekilde, boşluk yok. Ve hafifçe yukarı kalkıyorum, nefes veriyorum. Omuzdan hafifçe bir kendimi kaldırıp geri yavaşça yapıyorum. Çocuk bunu hemen bitsin diye şeklinde yapabilir. Onlar çünkü böyle hareketliler. Lütfen kontrol edin. Acele ettirmeyin. Acele yapmanızı istemiyorum deyin. Çünkü acele değil, doğru yapmak önemli deyip çocuklara onu verin. Hani hareket hızlı yapınca bir şey olmuyor. Çünkü genelde böyle çocuklar hep bir yarış halinde olduğu için ilk önce ben yaptım, ilk bitirdim. Siz diyeceksiniz kaç kere yapıyoruz diyorlar. 15 kere hemen çocuk yapıyor, ben yaptım bitirdim diyor. Ama önemli olan o değil, sizin saymanız lazım. Lütfen siz hareketleri teker teker sayın. Onların saymasını bırakmayın. Benim saymamla birlikte yapıyoruz deyip lütfen onlara onu verin. Onlar da ona göre uyarak yapsınlar. Rolling like a ball. Top gibi yuvarlanma hareketi. Çocuklar bayılıyor. Buna top gibi yuvarlanma da diyebilirsiniz. Hadi sepet oluyoruz da diyebilirsiniz. Çünkü çocuklar bunu daha küçük yaş gruplarından, bunu ana sınıfında, okul öncesinde veya jimnastik derslerinde bu hareketler yapılıyor. Bunun sepet halinde hadi sepet oluyoruz, yuvarlanıyoruz ya da tam tersi arkadan tutup sepet olan hareket var. Onunla birleştirebilirsiniz. Seviyorlar bu şekilde. Hadi şimdi yuvarlanıyoruz yumurta gibi diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ayakları birleştirip ve diz arkasından tutarak yapılıyor ve hep kendini koruyor. Vücudunu koruyan bir hareket. Yine bırakmıyoruz. O hareketi bulduktan sonra kendimizi yavaşça arkaya bırakıp geri geliyoruz. Çocuk geri kalkamayabilir. Daha kilolu bir çocuğumuz vardır, kalkamayabilir. Lütfen ona yardım edin. Zaten siz onu bilirsiniz. Çocuk kilolu kişiler kalkamayabiliyor ilk başta. Kendilerini kaldırmakta zorlanıyorlar. O yüzden siz onu önceden bir farkına varıp çocuğun yanına gidip sanki o hareketi ona fark ettirmeden böyle yapılması gerekli diye, hadi arkadaşınız, siz daha iyi bilirsiniz, arkadaşınızla birlikte bakın bu hareketi böyle yapıyoruz deyip onu motive edebilirsiniz. Çünkü kalkamayabilir veya güçlü bir yapısı vardır ve kalkabilir. Artık o çocuğumuza bağlı olan bir şey. Bunu bir de şu şekilde yapılabilir. Bu şekilde buradan değil, baktığınız zorlanıyorlar. Bilekten tutturup, normal iki elimle bileğimle, ayak bileğimden tutup kendimi kapatıp, kitleyip buradan bu şekilde yuvarlayabilirsiniz çocukları. Daha kolay olacaktır onlar için. Bu biraz daha zor çünkü. Ama bilekten tutturup kendinizi kitleyip de arkaya doğru verdirip yaptırabilirsiniz bu hareketi. Yine aynı şekilde faydalı olacaktır. Deniz kızı hareketi. Bunu böyle deniz kızı demiyorum ben. Çünkü erkekler biz deniz kızı olmayız falan deyip böyle şey yapıyorlar. Deniz kızı neymiş? Öğretmenim ben deniz kızı olmam diyor. O yüzden hareketin ismini söylemiyorum. Hadi şimdi bu harekete geçiyoruz vesaire diyorum. Zaten yani büyük yaş grupları genelde hareketlerin isimlerini merak ediyorlar. Küçük yaş grupları zaten merak etmiyor da. Hani siz yine söylemek isterseniz, çocuklar öğrensin isterseniz söylediğinizde ben deniz kızı demiyorum da işte hadi bu hareketi yapıyoruz diyorum. Gördüğünüz gibi deniz kızı gibi ayaklarını yana alıyor, kapalı bir şekilde bileğimden tutuyorum bir elimle. Burası hep yapışık kendime. Buradan esnetiyorum. Nefes veriyorum, nefes alıyorum. Nefes veriyorum, nefes alıyorum. Bakın geri böyle açılmıyorum. Bu aynı noktadan, düz noktadan sıkıştırdım, geldim. Sıkıştırdım, uzattım kendimi, geri geliyorum. Sağ ve sol olmak üzere yapıyoruz tabii ki hareketleri her zaman. 2 set, 3 set yaptırabilirsiniz. 3 setten fazlasına gerek yok. Minimum 2 set, sonra alıştıktan sonra 3 sete çıkabilirsiniz. Ve en son dersimizin sonunda esneme hareketleri yaptırıyoruz ve dersimizi bitiriyoruz tabii ki. Esneme hareketlerini zaten herkes hepimiz biliyoruz. Ben buraya da yine koydum. Çalıştırdığımız kas gruplarına yönelik hareketler ekleyebilirsiniz buradan. Hepsini yaptırmak zorunda değilsiniz. Çalıştığınız kas grubuna göre hareketler ekleyip bu şekilde bir pilates antrenman programı hazırlayabiliyoruz. Ben mesela pilatesi yaptırırken daha böyle hareketli müzik, yani çok böyle çok hareketli değil.
normal hareket bazında müzikler açıyorum arkaya çocuklar sıkılmasın diye. Başlangıçta topla ısındırıyorsam hareketli bir müzikle ısındırıp sonra biraz daha yavaş, en sonda esneme hareketlerinde biraz daha yavaş müzikle çocukları esnetiyorum. Müzik çok önemli. Müzik olması gerekli. Bu en benim şey olayım, dediğim gibi çocuğun dikkatinin müzikle birlikte olaya bağlanması gerekli. Bu şekilde esneme hareketleri yaparak dersi bitiriyorsunuz hocalarım. Benim bir de her dersten sonra bir tane mottom var. Hayat şeyim ve bunu çocuklara, büyüklere, herkese söylüyorum. Ders bittikten sonra esnedik işte, harika nefes alıp verdik. Bitti. Diyorum ki sarın kendinizi, sevin kendinizi ve tebrik edin diyorum. Onlar için ilginç bir şey oluyor. Sizler de kendinize böyle sözler bulup çocukların aklında yer edebilirsiniz. Çünkü çocuklar gerçekten böyle şeyleri seviyorlar ve sizi bir süre sonra gördüklerinde daha sonra dersten sonra böyle sarıp sevip kendini tebrik ediyorlar. Bu da sizi mutlu ediyor. Nacizane benim için önemli bir şey. Sizinle de paylaşmak istedim. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bizim online oyun atölyem diye sayfamızda takip edin lütfen. Orada paylaştım. Burada takip etmeyen, bilmeyen varsa lütfen takip etsinler. Söz sende Ayşegül Hocam. Umarım şey olmuştur. Atacağım zaten bunu da paylaşacağım. Yine böyle pilates videoları var elimde, linkler. İsteyenleri onları da paylaşacağım link şeklinde. Bana ulaşabilirler. Zevkli. Kendiniz de yapın lütfen. İlk başta kendimiz yapmamız lazım dediğim gibi. Evet, İlk önce evet. Onu kendinize bir oturtturmanız lazım. O pilates bilincini kendimiz bir yaşamamız lazım. Bir süre kendiniz evde açın videoları. İlk önce çocuklara yaptırmadan önce bir yapın. Yani bakın Joseph Pilates bile birçok hareketi kendi eşiyle birlikte deneyerek kendi vücudundaki değişiklikleri görerek insanlara uygulamış. İlk önce kendimiz inanacağız, ilk önce kendimiz yapacağız, sonra çocuklara bunu öğreteceğiz. Evet. Onun dışında da yapılamayacak bir şey yok. Çünkü sizler zaten aramızda öğretmen olan arkadaşlarım da var, olmayan bilgi edinmek isteyen giren de vardır illaki. Sizler zaten uzman insanlarsanız biliyorsunuz hangi kas grubu olduğunu, nasıl hareketler olduğunu. Çok zor değil. Sadece çocuklara dediğim gibi oyunla, eğlenceyle, müzikle onu şey haline getirmenin, ilgi çekebilecek bir şey yapmamız gerekli. Çocuklar inanın seviyorlar. Ben bazen dansla bile ısındırıyorum. Çünkü dans biliyorsunuz ki seviyorlar. Bir gün yine vaktimiz olursa bir de dansla ilgili şey yaparız. Hatta dansı yaparız. Hep birlikte burada dans edelim falan. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Aynen. Kiss zumba yaparız. Çok ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hüseyin Hocam, sorularımız var. 5 tane not aldım, topladım soruları da. İsterseniz ekranı paylaşmanı kapatalım. Evet, kapatıyorum. Katılımcılarımızın sorularını cevaplayalım. Çok güzel sorular var hocam. Hocam, ilk sorumla başlıyorum. Çocukların sporcuları rol model aldığı yaş kaçtı? Bir hocamız kaçırmış. Tekrar bunu söylerseniz. 12 ile 18 yaş grubu. Tabii ki daha küçük yaş grubundaki çocuklar da rol model alıyor. Yani bunu da yapabilirsiniz. Öyle hani çocuklar okula başladığından itibaren herkesi rol model alıyorlar. İlk önce öğretmenlerini rol model alıyorlar. Çünkü bizlerleyiz. İlk önce sınıf öğretmenini rol model alıyor. Etrafında evet. Farklı gördüğü her şeyi aslında rol model alabiliyor. Bunun yaşı da aslında yok. Sadece benim orada demek istediğim 12-18 yaş grubundaki çocukların pilatese dikkatini çekmek için rol model sporcular sunabilirsiniz. Demek istemiştim. Yoksa çocuklar, ben daha küçük yaş gruplarını da böyle açıyorum, sporcuları izletiyorum. Bakın diyorum işte mesela ritmik jimnastikçe birinci oldular. Bakın ne kadar önemli diyorum. O çocuğa o spor dalı dikkatini çekiyor. Sporcuyu değil, o olaya aslında takılıyor. Ama siz sporcu üzerinden anlatıyorsunuz olayı. Evet. Büyük yaş gruplarında ise tam tersi oluyor. Aa, bu yapabiliyor, başarmış, ben de başarabilirim deyip kendini o bilince sokuyor. Evet. Hocam, bir diğer sorumuz katılımcıların sordu. Top olmadığında alternatif ne kullanılabilir? Yastık. Değil mi? Benim de aklıma geldi. Evde, yani online yapıyorsanız
her çocuğun tabii ki topu yoktur. Yastık, yastığı alacaksınız. Mesela nerede benim hep odamda yastık vardır. Bir dakika. Severim böyle değişik yastıkları, kart yastıkları falan vardır. İşte aldık yastığı. Yastıkla yaptırıyoruz. Haydi indiriyoruz, kaldırıyoruz. Daha büyük normal salon yastıkları, işte oturma grubu yastıklarını daha kontrol edebilirler. Burada tutabilirler, sıkabilirler, bırakabilirler. Evet. Olabilir. Balon olabilir. Balonla yapabiliriz. Peluş oyuncak yani. Hocam. Ben bir de peluş oyuncak kullanıyorum. Peluş oyuncak. Aynen. Aynen. Bak peluş oyuncağım da var. Benim bir sürü. Ben de zaten çocuk. Bu oyuncağımı yapabilirim. İndiriyorum, kaldırıyorum. Daha yaş grubundaki çocuklar için hatta daha eğlenceli olabilir. Evet. O, onun oyun arkadaşı zaten o. Mesela sevdiği bir oyuncağı vardı. Aynen. Onunla birlikte onu birleştirebilir. Bunlar olabilir. Balon olabilir yine aynı şekilde. Süper hocam. Teşekkür ederim. Hocam diğer sorumuz haftada kaç gün yaptırmalıyız çocuk pilatesini çocuklarımıza, öğrencilerimize? Haftada kaç ders uygulamalıyız? Böyle tabii eğer bir programsa, bir amaç, bir amacınız varsa çocuklara yaptırmakta, yani uzun süreli bir şey planlıyorsanız haftada iki ders benim için yani iki ders yapılabilir. Yani minimum işte bir, maksimum iki. Üçü yaptırmanıza gerek yok. Yani öyle bir vaktiniz de olmuyor zaten. İki saat dersimiz var çocuklarla zaten. Evet. Çocukları da sıkmamak için şöyle, ya tabii üst üste iki saat dersiniz oluyor. Onda da şöyle olabilir. Haftada bir kez, iki saat üst üste çocuklara pilates yapılamaz. Evet. Yani yaptıramaz. Online'da da zor olur bu. İlk başta ilk ders işte ısındırarak o olayı gerçekleştirip ikinci ders hareketlere geçebilirsiniz. Ama şu yani yaptırabileceğimiz sadece haftada bir gün oluyor. Çünkü derslerimiz o şekilde ayarlı. Evet. Ama bunlar bir grupsa, okulun bir grubuysa mesela, siz kulüpse bu, öyle bir amacınız varsa haftada iki gün kulüp etüt saati koyup çocuklara pilates yaptırabilirsiniz. Süper. Teşekkür hocam. Hocam diğer soru benim de çok hoşuma giden bir soru. Pilates'e ön yargılı bir erkek öğrenciye nasıl yaklaşmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz diye bir hocam sormuş. Nasıl rol model olacağız diyoruz? Babasını çağıracağız. Babalarla çocukları pilates dersi yaptıracağız. Çok mantıklı. Peki okulda nasıl olacak hocam bu? Okul ortamındayken. Okulda da nasıl olacak? Şey, okul müdürü erkekse okul müdürünü alıp okul müdürüne, biliyorsunuz ki şey yaparlar böyle. Bakın okul müdürü bile yapıyor değil. Şaka bir yana, okulda şöyle ya, okulda şöyle işte dediğim veli okula çağırıp mesela, inşallah bunlar kalkacak tabii ki, hafta sonu etkinliği mesela, çocuk baba etkinliği pilates. Evet. İlk başta bunu yapıp sonra çocuk diyecek ki babam yapabiliyor. Tabii bu çok böyle mesela feminen hareketler yaptırmadığınızı, bunun sadece kızlara ait olduğunu o yargıya kırmamız lazım. Bunu nasıl video izletebiliriz? Erkeklerin yaptığı videolar. Sadece şöyle, sadece kızların yaptığı videolar açarsanız çocuk beyni diyecek ki bunu sadece kızlar yapıyor herhalde. Çok doğru. Çok doğru hocam. Ben de böyle karışık, herkesin yapabildiği öyle görüntüler çocuğun aklına yansıtmanız, belleğe kazımanız lazım. O yüzden de burada ilk başta tabii çocuk baba etkinliği olabilir. Onları meç edebiliriz. İşte böyle videolar izleyebiliriz şeklinde. Çocuğun o algısını kırmamız lazım. Çünkü hocam. Kızlar da yapıyor bunu. Sınıftaki kız, abi aa kızlar yapar bunu falan deyip, o kızlar, o cadı kızlar vardır ya. Kızlar yapar sadece, sen yapmazsın falan derler. Onları da bir susturmamız lazım. Evet, evet hocam. Çünkü sadece kızlar için değil yani pilates, herkesin yapması gerekiyor. Hocam, Hamza hocam hatırlatmış. Pilates'in önce erkekler için bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu sınımda öğrendik demiş Hamza hocam. Çok böyle. İyileşmesi için yapılan bir şey aslında. Evet. İşte o pilatesi bulan adamı aslında ilk önce işte pilatesin tarihçesinden başlayıp kimin bulduğunu, bunun bir erkeğin bulduğunu ve erkeğin erkeklere yaptırdığını. Evet. Kızların zaten böyle şey yoktur. Kızlar öyle düşünmedikleri için erkekler evet, mi evet. Hamza hocam konuşacak. Hocam diğer soruma geçiyorum.
online ortamda bunu oyunlaştırıp nasıl sunabiliriz çocuklara? Ne tür oyunlar kullanabiliriz? Sizin kullandığınız bir oyun var mı? Ya da birçok oyun var mı? Şöyle, biraz önce bahsettiğim gibi, yani çocuklara o müzikle birlikte ekranda size sabitleyip elinizdeki aparatlarla kullanacağınız ve sizin dikkatinizi çekeceğiniz şeyler yapmanız lazım. Ya şöyle, ben Pilates'te çok küçük yaş gruplarıyla çalışmadığım için çok fazla oyun online'da oynatmadım yani. Çocuklar yapıyor çünkü, onun bilincinde oluyorlar. Hani böyle müzikle ısındırıyorum vesaire, ama düşünebiliriz bunu. Ben de şu an şey olunca böyle, nasıl oyunlar? Belki daha yaş grubu büyük, yani ortaokul gibi gruplarda işte saniye, kaç saniye duracağız? Kaç saniye yapacağız? Evet. Ya da onlara şöyle bir şey yapılabilir. Hadi şimdi sen bir hareket göster. Çocuk zaten illaki kendi kafasından bir hareket uyduruyor mesela. Öyle şeyler yapıp çocuğa bırakabiliriz mesela. Dikkatlerini de çeker. Aa, bu hareketi yaptı. Ben de işte şu hareketi yapıyorum hocam deyip başka bir hareket yapar. Siz o pilates olmasa bile, aa evet, güzel hareket. Hadi hep birlikte onu yapıyoruz. Diyerek, değil mi? Benim aklıma da bir oyun geldi hocam, size yardımcı olayım. Müzikle birlikte bir müzik çalacak, çocuklar özgür dans etmeye bayılıyorlar zaten bildiğiniz üzere. Çocuklar özgür dans edecekler ve müzik durduğunda söylenen bir pilates hareketini müzik tekrar başlayana kadar yapabilirler. Ya da işte kendileri özgür müzik durduğunda öğrendikleri bir pilates hareketini yaparlar. Buna da hareketli heykel oyunu diyordum ben. Yani pilatesi hiç kullanmadım ama bundan sonra kullanacağım öğrendiklerimde. Çok güzel şeyler öğrendim sayenizde. Ben yogayla kullanmıştım bunu. İşte jimnastik duruşlarıyla kullanmıştım. Bakın şimdi siz öyle deyince benim aklıma şey geldi. Herkese evde bir tane pilates kutusu hazırlayabiliriz. Kağıda yazsınlar, katlayıp kutu, pilates kutusu, hareket kutusu oluşturup. Ayşegül, sıra sende. Çekiyorsun kutundan bir hareket. Hangi hareketi çektin? Aa, bu hareket. Hadi bunu yapalım. Evet, süper. Hadi sen çekiyorsun bir hareket. Hamza hangi hareketi çekti? Aa evet çocuklar, bunu yapıyoruz. Nasıl bu? Bu hareketi kim biliyor? Kim yapar? Kim gösterir? Bir pilates kutusu. Bu mesela oyun kutusu da olabilir. Evet, süper olur. Çok güzel bir fikir oldu bu. Çocukların böyle oyun kutuları, oyun şeyleri olması, işte pilates kutusu, oyun kutusu, işte böyle bir onlar için dikkat çekebilecek güzel kutular hazırlatabiliriz. Mesela şu an benim aklıma bu geldi. Evet, bir hocamız da şey yazmış hocam, Workroll uygulamasında hareket çark oluşturulabilir. Hani ben yoga ve egzersizlerde kullanıyorum demiş. Evet, Workroll var, yine birçok web 2.0 araçlarımız var bizim toplantılarımızda bahsettiğimiz. Oraya da yine hareketler ekleyip online ortamda, Yasemin Hocam teşekkür ederim katkın için, yine çocuklara hareket ettirebilir. Büşra'cığım çok güzel, inanılmaz keyifli ve hiç sıkılmadan dinledim ve bir saati de açtık biliyor musunuz? Ben çok güzel mesajlar da alıyorum, hani özelden atanlar, hani telefondan da bir yandan atanlar var. Paylaşırsanız mutlu olurum. Ben de mutlu olurum. Büşra Hocam gerçekten çok güzel. Teşekkür etmek istiyorum ben. Hem Ayşegül Hocam sana bu imkanı sağladığın için, hem de Büşra Hocam bu keyifli ve verimli sunum için gerçekten çok güzel. De ağzına sağlık. Ya, teşekkür ederim. Seni. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de şunu söylemek istiyorum Ayşegül Hocam. Çok affedersin. Buyurun hocam. Benim özel eğitim sınıflarıyla haftada 4 saat dersim var. Bu konuda çok şanslıyız. Normal kaynaştırma çocuklarımla 2 saat ama CP'li çocuklarımla 4 saat ders işliyoruz. Ve biz derslerimizde onlar şu anda özel eğitime ya da fizik tedaviye gidemedikleri için ya da fizik tedavi merkezleri kapalı olduğu için biz genelde bu hareketleri yapıyoruz. Hani yer hareketleri dediğimiz ve bu hareketleri yapıyoruz. Ve çoğunu yapabiliyorlar. Kendileri tek başlarına yapamasalar da anneleriyle birlikte yapıyorlar. Aileler yardım ediyor bize. Ve eğer çocuk kendi başına yapabiliyorsa ben anneye diyorum ki yat hemen yanına, sen de lütfen bu harekete katıl. Yapıyorum. Böylelikle çok kişiye de ulaşmış oluyor bu hareketler. Ben teşekkür ediyorum. Bilmediğim birkaç tane vardı. Onlara da katkı sağladınız. Ellerinize sağlık. Çok da güzel bir sunumdu. Ağzınıza da sağlık. Büşra Hocam, bizim
ufak bir hediyemiz var size. Hemen onu paylaşacağım. Öncelikle teşekkür ederiz. Şu an ekran görünüyor mu? Evet. Ekran görünüyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Şöyle küçük, hani geçen haftaki hocamızı da böyle bundan sonra hani belgeden ziyade daha kalıcı bir şey olsun istedik. Böyle nefesinizde nefes olsun herkese diye. Küçük bir armağanımızdı bu size. Harika hocam. Paylaştıkça çoğalırız. O yüzden buradayız aslında. Evet hocam. Başka birinden başka bir şekilde bir bilgi alıp hayatımıza onu katıyoruz. Evet. Birbirinin hayatına dokunuyor bir şekilde. Umarım hayatlarınıza bir yerden dokunmuşumdur. Benim için çok önemli. Mutlu olurum. Teşekkür ederim. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür belgemi size Oyun Atölyesi ailesi olarak. Bizi tanımayanlara bir kez daha kendimizi tanıtmak istiyorum. Biz Oyun Atölyesi ailesi, beden eğitimi öğretmenleriyiz. Her hafta pazar günü saat 5'te toplanıyoruz. Instagram hesabından bize ulaşıp siz de toplantılarımıza dahil olabilirsiniz. Arkamda kocaman bir aslında 11-12 kişilik bir ekibimiz var. Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden üreten. Yani çok güzel paylaşımlarda bulunuyoruz. Her hafta bir konumuz var, o konu üzerinde ilerliyoruz, oyunlarımızı anlatıyoruz. Ve geçen hafta Turgu hocamızla, bu hafta Büşra hocamla olmak üzere branş paylaşımlarına başladık. Biz beden eğitimi öğretmeniyiz, evet, ama biz neyi ne kadar biliyoruz? Çoğu şeye karşı bilgimiz gerçekten yetersiz. Bunları derslerimize nasıl uyarlayabileceğiz? Çok bir aslında bilgimiz yok. Geleneksel öğretmenlerden değiliz biz. Yani zaten hocalarımız da gün geçtikçe göreceksiniz. Anlatmaya başladıkça sıradan hani beden eğitimi öğretmeni ya dedikleri öğretmenlerden olmadığımızı göreceksiniz. Daha güzel iyi işler de yapacağız inşallah. Büşra hocama çok teşekkür ediyorum. Ya gerçekten enerjinize hayranım zaten hocam. Çok güzel bir sunum oldu. Ben inanıyorum ki çocuk zumbasıyla da bir eğitim daha verebiliriz. Bir söyleşi daha yapabiliriz arkadaşlarımızla. Gittikçe büyüyeceğiz. Çok güzel bir paylaşımdı. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey söylemek isteyen varsa söyleyebilir. Yoksa da seslerimizi açıp alkışlarımızı Büşra hocamıza verelim diyorum. Çok teşekkür ederim Büşra hocam. Emeğine sağlık Büşra hocam. Teşekkür ederiz. Evet, sarıyoruz kendimizi. Çok teşekkür ederiz hocam. Herkese teşekkür ediyorum. Bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.